Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. İlk House Flipper videomuzu koyduk ve çok beğendiniz. Ve bu videoda da 6500 dolarlık bir bütçemiz var ve bu bütçeyle bu evi yenileyip güzel bir hale getirmemiz gerekiyor. Ve bu evin altındaki kulübe çok büyük bir problem. 6500 bütçeyle 7 odasını ve 2 tane de seçim hakkımızla beraber eşyaları çok iyi yerleştirmemiz gerekiyor. Ben ilk defa oynayacağım bu modu ama az çok tahmin edebiliyorum. Bu House Flipper oyununun farklı bir modu. Eğer beğenirseniz bundan da bol bol çekebiliriz. Eğer aklınıza fikirler de gelirse bana söyleyin lütfen. Şimdi Sunset Bay'deki siparişlerde çalışırken her biri için ayrı bir bütçem vardı. Para miktarı ailelerin hayallerindeki ev için harcamak istedikleri kadardı. Yenileme yaparken bütçeyi aklından çıkarma diyor kesinlikle. İlk yapacağımız şey öncelikle bir evi şöyle bir baştan aşağı gezmek. Bir kere burada çok fazla yabani ot var. Bunları da toparlamamız gerekecek. Bu evi satın almak istenilmesine göre yapacağız. Ama ben öncelikle şu etraftaki fazlalıkları alıyorum. Yabani otlar yandaki sağ üstteki haritada gözüküyor arkadaşlar. Ancak tabii ki de bazen ben böyle görerek yapmayı da çok seviyorum. Böyle çünkü daha gerçekçi hissettiriyor bana. Neyse burada da bu arada yabani ot zannettim. Ama ilerlememiz fena değil. Gayet yetenek puanımız da artıyor mu şu anda arkadaşlar? Artıyor bence kesinlikle. Ve buralarda da sadece şunlar kaldı. Şimdi bu aile burayı almış arkadaşlar ama haklı olarak yenilemek istiyor. Çünkü çok bakımsız ve hiç oturmaya müsait bir ev değil. Bir kere şu çöpleri buralardan temizleyeceğiz. Öncelikle şu görüntü kirliliğimizi bence ortadan kaldıralım. Ondan sonra şöyle bir rahatlayalım, gözümüz rahatlasın. Burada problem var. Burada seçim yapmamız gerekecek. Ama dediğim gibi önce şu her şeyi bir gözden kaldıralım. Rahatlıkla bir yer açalım ki problem ne, nasıl çözebiliriz daha iyi görebilelim. Hop hop, böylece ne kadar pis olduğunu, ne kadar bakımsız olduğunu, işimizin de ne kadar süreceğini de, her şeyin planlamasını, zaman ve bütçe olarak güzel bir şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hop, yabani ot gördün mü? Affetmem, burada da bir yerde var. Evet. Tamam, şimdi artık burası ilginç bir kulübe, yani çok kullanışsız gözüküyor. Ben olsam burayı böyle yapmazdım, burayı da kapatır, alan olarak kullanırdım ya garaj olarak ya başka bir şey, neyse. Manzarası gerçekten bu evin harika arkadaşlar. Bir eve dıştan bakarsak burada da bir seçim şansımız olacak. Neyse, buraya da bakıyoruz, pencereler temizlenecek. Burada Allah'tan çok fazla çöp yok. Banyonun biri böyle, aa gayet güzelmiş. Burası da böyle bir oda. Gayet güzel aslında. Gayet güzel. Şimdi aşağıda ilk başta seçim yapmak istiyorum. Belki de buraya da yine bütçeyi kullanarak burayı oda haline getirebiliriz. Evet. Burası bir banyo ve sauna için harika bir yer. Denizde yüzükten sonra hemen saunaya geçmek harika olur demiş. Ama bu arada tabii ki de evin erkeği de demiş ki sadece temizlemek yeterli olur. Burası çok kullanışlı bir malzeme odası. Burası bir atölye olur. Sadece bir sandalye yeter demiş. Şimdi ne yapmak gerekti? Bütçemiz var. Bir yukarıdaki seçeneğe de bakalım. Şu an kararsız kaldım. Burada bir yerde bir yabani ot var ama sonra göreceğim onu. Şurada bir yerde tam. Merdivenin altında mı acaba? Evet, şurada. Heh. Bir de buradaki seçeneğe bakıyoruz şimdi. Evet, bir televizyon. Oda sonsuz gibi boş duruyor. Ayrıca bazı dekorasyonlar. Birkaç halı ve birkaç taksi bitkisi yerleşebiliriz. Bir şömine yeri tamamlayabilir. Büyük bir elektrik köşe şömine içeriye modern bir hava katar. Yani bir kere kusura bakma ama burada kadına hak vereceğim. Yani bir televizyon olmalı yani. Uzanıp böyle televizyon izleyerek kafa dağıtabilir, ne bileyim. Onun dışında dekorasyon ve bitkiyle beraber evi daha canlı bir hale getirebilir. Yani şömine, elektrikli şömine olsa ne olacak yani? Hiç doğal değil. Bir de böyle onun yangın tehlikesi falan olabilir. Ben kesinlikle bunu kullanacağım. Şimdi öncelikle elime temizlik süpürgesini alıyorum ve buraları süpürmeye başlıyorum arkadaşlar. Temizlik bizden sorulur. Biliyorsunuz ki temizlik oyunlarını, temizlik simülatörlerini ve buna benzer birçok şeyi çok çok seviyorum. Keşke camları da bununla böyle temizleyebilsek. Oh, böyle bir renkler. Ne yaptınız bunların üzerinde Allah aşkına? Yani mutfakta ne yapmış olabilirsiniz ki bu kadar iğrenç ve pis bir şekilde kalıyor olabilir. Bu arada akşam olacak, biliyorsunuz ki akşam olduğunda da ne oluyor? Pencerede bir temizleyelim önce lütfen. Temizlik sesi. Oh. Evet. Bu bitti. Allah'tan bu böyle ikisi berabermiş.
Bunu daha sakin bir şekilde kullanmam gerekiyor. Tam bir elektrik süpürge gibi ses çıkarıyor ya. Evet. Kaç tane cam var ya? Neyse, bol cam iyidir, güzeldir. Bize de iş çıkıyor işte. Bak, oraları kaldı ha. Şeylerin bazılarının kalması. Bizim ne yapar? Sinirimizi bozar. Hiç hoş değil. Bitti mi? İki pencerem. Aa, iyi, bu temizmiş. Bu da temiz. Süper. Sadece bunu temizlememiz yeterli. Manzarası çok güzel ama bu arada. Gerçekten manzarası çok hoşuma gitti. Evet. Bence tamamdır. Şimdi ampulü bir avize istiyor. Granemo elbise dolabı. Bu mu o Granemo elbise dolabı? Küçük mutfakta oturma odası. Ampullü avize. Avize ve ampul olacak. Tamam. Televizyon köşe ünitesi. Şu eşyaları bir yavaştan alalım. Televizyon köşe ünitesi. Yani buraya böyle yapmak çok saçma olur. Böyle de yapmak çok saçma olur. Olabildiğince şöyle bir şey alalım. Köşe. Anladım. Burada eşyaların düzenini yaparken biraz zorlanacağız arkadaşlar. Mutfağı bu şekilde kullanmaktansa bu televizyonun bu köşeyi nereye kullanabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Seni şöyle alacağım. Evet. Orada olman hiç bana bir anlam ifade etmiyor çünkü. Bu köşeyi buraya uzaklaştırsak televizyonu. Mesela. Gelin bir planlama yapalım. Ben çünkü evde genelde yerleştirirken böyle yapıyorum. Mesela ben bunu çok severim. Evet. İyice şunu köşeye yapıştırırsak ne olur acaba? Bu sefer koltukla televizyon alakasız oluyor tamamen. O yüzden bunu alsam. Ben çözdüm arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları şöyle bir ittiriyoruz şimdi. Çok güzel bir fikir geldi aklıma ama size söylemeyeceğim. Sonra şunu alıyorum. Bunu da buraya böylemesine koyuyorum. Hem yemek yerken manzarayı görebilirler. Tabii şunları bir düzgün koyabilirsem çok mutlu olacağım. Sandalyenin de sığacağı şekilde. İşte. Tamam. Şimdi bunu buraya koysak. Şöyle buraya yapıştırarak. Bunları buradan çektikten sonra çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Ne yapmak istediğimi açıkçası anlamışsınızdır herhalde. Hani köşe televizyonunu şuradaki köşeye koymak istiyorum. Ondan sonra da hop buraya da bunları koyarsak en azından bir yer açabilirim diye bir düşüncedeyim. Evet, mutfakla biraz alakası da oldu ama bu oyunun bu modunda bazı kritik kararlar almamız gerekebilir uyarısını zaten almıştık. Yani bu nedir? Eşyaları yerleştirirken bazı kararlar vermemiz gerekebilir. Şöyle yaklaştırsak son olarak iyice. Yerden kar etmek benim gerçekten bir odada ya da evin içinde en çok önem verdiğim şeydir. Çünkü o yeri böyle güzel kullanamayınca, yani daha doğrusu verimli kullanamayınca bu sefer her şey iç içe gibi gözüküyor ve bu da evin içinde bence hani böyle bir insanı darlayan ve sıkan bir şey olabilir. Şimdi şu kapıyı da bir kapatalım. Sonra seni de iyice şuraya yapıştıracağım. Çünkü böyle daha çok bana böyle mutfakla alakalıymış gibi geldi. Ya ayakkabılık burada çok şey mantıklı ama ayakkabılığı burası böyle yazlık vari gibi. Evet, seni buraya koysak. Şimdi bu koltuğu tabii taşıması biraz zor olduğu için uzun sürdü. Sadece sığdırmak adına buraya koyamıyor muyum? Hah. Tamam. Bunları da buradan alalım. Ya bu dolaplar neden yani? Bunlar mesela burada çok saçma. Ben bunları satamaz mıyım? Bir de onu deneyeceğim. Bir deneyelim bakalım. Oh. Oh be. Şu an fazla kurtulduk her şeyden. O yüzden çok mutluyum. Şimdi sen böyle gelsen. Seni oraya koysam olmadı ama sen orada kalırsan şu an televizyonu bir kere iyice şuraya yapıştırmak istiyorum arkasına doğru. Heh. Evet, sanırım daha farklı bir şey buldum. Yani umarım olur ama bu koltuk o kadar büyük ki yani en azından mutfakla ayırıyor burayı ve geçiş de sağlıyor ama sehpayı oraya tabii ki de sığdıramayacağım. Sehpasız kullansanız ne olur ki? Olmaz mı yani?
Bak ne güzel oldu. Bu da buraya. Hop. Çünkü bunu buraya koy. Bir de böyle deneyeceğim ama. Bir de bunu deneyeceğim. Bunların hepsinin çünkü değiştirmemin bir nedeni vardı. Şu an gerçekten çok fazla düşünce içerisindeyim ama sanırım ilk düşündüğüm şey daha mantıklı. En azından daha fazla alan kalıyor gibi. Bu köşeye bir türlü yerleştiremedim. Şimdi yerleştirdim. Televizyon düşmüş. Hayır, umarım sigortası vardır, garantisi vardır. Evet. Şimdi böyle yapsak nasıl olur acaba? Yine sehpayı bir yere yapıştıramadım. Evet. Allah da benim bildiği gibi etsin. Böyle yapacağım o zaman. Burada da böyle sehpa. Bence daha samimi oldu. Televizyonu daha yakından izleyebiliyorsunuz. Yani buradan izleyemiyorsunuz ama izleyebiliyorsunuz. O zaman böylece bütün sorunlarımız bitiyor arkadaşlar. Evet. Yani girerken bir kalabalık kısmı var ama şurası yemek yerken rahatlatıyor falan. Neyse. Buranın kirinin tamamını temizleyememişim. Acaba nerede var başka kir görmediğim, bilmediğim? Dışarıda mı var? Başka bir odada mı var? Yo, burası da temiz. Aslında hepsi temiz. Burada bir şey var mı? Merak ettim. Tamam, burası sadece kıyafet için kullanıyormuş. Burada başka nerede kir var? Allah aşkına söyleyin. Ne olur söyleyin, lütfen söyleyin. Evet, bu arada bayağı bir bütçemiz de var hala. Şimdi buraya karar verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bir gelin aşağıyı da yapalım ve aşağıyı bitirdikten sonra kalan bütçemizle burayı bakalım ne hale getirebileceğiz. Burayı sauna yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Böylece ama bu arada bir saniye, hani hep kadının istediği oldu. Bir de bence hani erkeğin de isteği olsun. Sonuçta ikisi de yani istediği şey. Orta yolu bulmak bence daha mantıklı. Çünkü o da burada vakit geçirmek istiyor. Belki kadın da yukarıda hani hem mutfakta vakit geçirecek hem de bitkilerle işte bir şeyler alacak falan. Ay işte onlara bakacak falan. Sonuçta hepsine saygı duymak lazım ve müşterinin memnuniyeti bizim için en önemlisi. Orayı temizleyebiliyor muyum? Evet, zıplaya zıplaya temizledim. Başka da kir yok. Oo, zıplıyorum ne güzel. Ne mutlu bana. Şimdi buraya koyalım. En alta şöyle. Çöp kovasını daha az böyle dikkat çeken bir yere alsak. Mesela şuraya. Ne renk yapsak diye düşünüyorum. Kırmızı yine iyidir, güzeldir. Koltukta veya da böyle sandalyede hoşuma gider. Evet, şu anda 4200 bütçemiz var. Çöp kutusunu alıyorum ve buraya koyuyorum. Kesinlikle alanda mükemmel bir kar elde ettik. Şu an siparişi tamamla demiyorum. Artık ne yapıyorum? Buraya boya alıyorum. Çok da pahalı tutmadı açıkçası. Şimdi duvarların rengini değiştirince buranın havasını ben komple değiştireceğini düşünüyorum. Şunları da alalım. Gerçek bir ustayım ya arkadaşlar, gerçekten. Bu oyun bu anlamda çok keyifli. Size bu işi yaptırıyormuş hissi veriyor ve bunu verdiği için de tamam. Şimdi bu boya biraz değişik bir renk. Boya yapamıyor muyum? Henüz kullanabilir değil mi? O zaman burası böyle oldu. Neyse, bu kadar değiştirilmiş. O zaman burayı nasıl hareketlendirebiliriz? Duvarları dekorasyonla hareketlendireceğiz arkadaşlar. Holografik ağaç çok ilginç. Çok merak ettim. Nasıl duruyor peki? Kırmızı yapsak. Oh, böyle bir şey düşünsenize çok güzel olabilir buraya. Değişik bir dekorasyon anlayışım var. Bunu fark ettim. Bu komple olmadı arkadaşlar. Bunu ben satıyorum. Denemiştim zaten. Fikrim ektedir. Yani ne kadar çabuk fikir değiştirebildiğim kesinlikle ektedir. Aydınlatmam. Duvara mesela. Süslemeler. Düş kapanı. Ne kadar ki bunun büyüklüğü? Ya buraya tatlı bir hava verebilir ama bunu nereye koyacağız? Hiçbir şekilde burada şu an hoşuma gitmedi. Belki burada olabilir. Evet. En azından bir samimiyet kattığını düşünüyorum buraya. Biraz daha düşünelim o zaman. Dekorasyonlar diyoruz. Aynaya gerek var mı?
Size böyle bir ayna kenarı şöyle. Kesinlikle çok güzel oldu. Keşke duvarları boyayabilseydim. Ama en azından daha ferahlatıcı ve manzarayı ön plana çıkardığımız bir yer oldu arkadaşlar. Para artınca mesela bize para artıyor mu? Ay çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Buraya çok fazla bir şey yapamadım ama yani ne yapabiliriz ki buraya? Sauna vesairesini yapmadım zaten. Bahçeye biraz bir şeyler yapabilirdik. Ama şimdi kar ettik mi etmedik mi onu öğreneceğim. Hemen onu öğrenip şimdi size söylüyorum. Yani bahçeyi unuttum. Bu benim için çok büyük bir eksi ama yeni evleri satın alma ve yenileme adına açabilmek için her siparişi tamamlayacağız. Yani bunu yaptığımız için yeni bir ev açıldı. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi bakıyorum. Bu bitti mesela. Baştan da başlayabiliyormuşuz. Başka hangi ev açıldı? Bu var, bu var. Ya bunun bahçesi... Bakalım. Bu arada bizim şu anda ne kadar paramız var? 77.000 TL, 77.000 dolarımız var. Buraya elde bulunan alış. Almak için burada bir sürü seçeneğimiz var. Mesela bunları alıp sonra da satmak istiyorum ben. Bu neredeyse münhasır bahçe. Bu bayağı zor uğraşması gözüküyor. Çalının içinde bir ev. 89 bin dolar fiyatı yetmez evi yenilememe, etrafı yenilememe. O yüzden birazcık daha para kasmamız gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bir tane iş mi yapsam ya da bundan mı yapsam, hangisinde daha fazla kar ettim onu düşünüyorum. 300 yıllık anılar. Bu ev 100 yaşın üstünde, her yerinin ahşap olması buraya farklı bir cazibe katıyor. Denizci bir aile olan Trevor ve Lily için burası harika olacak. Ev ucuz değildi, bu yüzden yeneme bütçesi sınırlı. Buranın ferahlatılması ve birkaç değişiklik yapılması yeterli olacaktır. Bu beni mutlu eder mi etmez arkadaşlar. Ben biraz temizlik yapmak istiyorum. Demiş ki birkaç gün önce yok pahası... Aynen bu muydu? Evet. Birkaç gün önce yok pahasına bir ev aldım. Fiyatı etkileyen iki unsur vardı. Aylardır evin alıcısı çıkmamış ve evde istenmeyen bir misafir yaşıyordu. Bahsettiğim alan kimsenin haberi olmadan polis onu fark edinceye kadar eve gelip yerleşmiş kaldı. 3-5 günün içinde ortalığı gerçekten fena dağıtmış. Çöpler, kasalar, kağıtlar her yerde. Gelin bunu kabul edelim. Çünkü biz çılgınız arkadaşlar. Çünkü bu şekilde daha fazla gelir elde edip diğer evleri yenilerken bu sefer bahçesini unutmadan daha fazla para harcamak istiyorum. Siparişin tamamlanması için 170 bakiye kaldı. Ay, burada böcekler var. Katsaridafobi. Hamam böceklerinden bende kesin şu an var yani. Olan biriyseniz genel oyun seçeneklerine hamam böceklerinin cam parçalarını değiştirebilirsiniz. Belki sigortalardan biri yanmıştır. Ben karanlıkta mı yapacağım? Acaba... karanlık çok korkunç. Oyun bir anda ne ara korku oyununa dönüştü ya. Sigorta ne? Burası mı sigorta? Yok. O evin sigortası nedir ki? Ay, neyi neyle birleştireceğim ki? Bunu al. Al. Hadi bakayım. Ben buraya nereden geldim? Allah'ım, çok korkunç, çok korkunç. Böyle korku filmi izlemiştim. Bir tane bodrum katında bir şeyler geçiyordu. Ay yaman böceklerim. Oh. Ay gerçekten burada yaşamamış. Burada varınıyor, onu bırakmış burada. Bütün pisliğini bırakmış. Bu ne iğrençlik arkadaş. Şuranın da ışığını aç ya. Ay başlayalım arkadaşlar. Bunları neyle temizleyeceğim ben? Elektrik süpürgesiyle temizleyeceğim. Anladım. Hiç güçlü bir elektrik süpürgesi değil. Çok sinirim bozuldu şu an. Temizle buraları. Temizle, temizle. Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba en iyi yöntem acaba süpürgeyle mi almak? Yani tıkandı tıkandı. Cihaz tıkandı ya. Hiç mutlu değilim şu an. Aaa, duvarda da var. Ay benim yer bakmasam mı acaba? Neyse bitiyor.
her yerimde şu an hamam böceği geziyormuş gibi hissediyorum. Oh. Oh. Daha hızlı alıyorum galiba artık. Gel ama. Hah. Buraları temizlemiyorum değil mi? O zaman pas pas. Sanırım aşağının işi bitti. Derken bir pisliğin daha çıkması. Ay, rutubet falan bu galiba. Pis pis rutubet rutubet pis rutubet pis pis. Gerçekten bu kadar pis olacağını düşünmemiştim ben. Çok pis. Çok çok pis. Cık. Olmadı bu. Yani bu kadar iğrenç olmuş. Süpürge veya paspas hamam böcekleri üzerine işe yaramıyor. Elektrik süpürge daha iyi ışık görür. Evet, biz onu zaten yaptık. Teşekkürler oyun. Bu bilgilendirme için çok lazımdı bize bu. Sabaha kadar biz bu düşünceyle o zaman süpürürüz. Tabi buranın da bir ışığını açmak lazım. Ya geliyorsun, evde yaşıyorsun, tamam da bari bir temizle yani azıcık, ne bileyim bir, ya hiçbir şey yoksa su ya. Su. Hiçbir şey yoksa su. Yani aslan yattığı yerden bellidir lafı o kadar doğru ki arkadaşlar. Yani bir yer temizken o kadar rahat ve mutlu oluyorsunuz ki hayatınız değişiyor. Ama pisse orası yok, ne yaparsan yap olmaz yani, orada huzurlu olamazsınız bir kere. Ay. Ya en küçük bir fazladan eşyam bile beni mesela bazen rahatsız ediyor. Ya yer kaplıyor yani. Böyle görsel olarak bile olsa yer kaplıyor. Ay, bu pislikler de çıkmadı. Vallahi billahi. Çıkmadı bu pislikler be. Sinirlendim şu an. O kadar pisletmiş ki yani. O kadar pis ki burası. Bir sinirlendim ya. Evet. Burasını da sildik mi? Sildik arkadaşlar. Ay, bunların altından da pislik çıktı şu an. Of. Orada daha çok hamam böceği var. Ya nereye baksam bir fail yani. Ay. En kötüsü sanırım burası. Burada da şunun üstüne çıkarsam, burada durursam çok rahat ederim diye düşünüyorum. Şuradan bir süpürmeye başlayayım ben. En iyisi. Şöyle bir en rahat, en hızlı buraya yaparız diye düşünüyorum. Yani tamam, pis olabilir bir yer, bu kadar pis nasıl oluyor ya? Gelelim bir de buradan koltuğu temizleyelim. Oh. Oh. Tamam, alıştım artık böceklere. Bu bir oyun yani sonuçta. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Korkumuzun üzerine gitmek lazım ve korkumuzu süpürmemiz lazım. Şöyle ileri geri yapınca daha hızlı alıyor sanırım. Ya da ben öyle hayal ediyorum. Sen de gel hadi. Evet, işte bu. Hoppa, hemen pencereleri temizliyoruz. Hemen temizliyoruz. Oh, rahatladım şu an. Gerçekten rahatlıyorum. Ay, dışarısı ya, dışarısını görebiliyoruz. Dışarıyı görebilmek çok önemli. Bunu birleştirmek gerekiyor. Burası eskimiş arkadaşlar, bayağı biraz. Bu duvarın rengi çok hoşuma gitti. Ben buraya bir iki eşya alırım, kendimden eklerim yani. Bu paslanmış, bunu komple yenilemek gerekiyor. Bunu buna taksak, buna taksak. Bunu buraya taksak. Bunu buraya taksak. Mis.
mis gibi oldu. Yepyeni oldu, mis gibi oldu. Böylece prizlerine nasıl değiştiğini az çok öğrenmiş oluyorum ben. Mesela lavabo nasıl takılır, klozet nasıl takılır, bunları biliyorum. Bu oyun sayesinde öğrendim. Temizlenmemiş bir yer var mı? Camı temizleyeceğiz. Bir camımız, penceremiz kalmış. Neyse, yani büyük çoğunluğunu atlattık ve ne kadar rahatladım, umutluyum. Şu an anlatamam size. Bunu alalım, evet. Yaşasın temizlik. Cam. Camlar hemen temizlemeliyim. Evet, bu da temizlendi. Ama tabii ki de burada bir pencere daha var. Oh. Sanırım. Yanlışlıkla ben duşakabini sattım. Ama zaten bunu yenilememiz gerekiyormuş herhalde. Şimdi bakın mesela bu nasıl takılıyormuş. Bunları buraya oturtuyoruz. Sonra bunun giderini koyuyoruz. Sonra bunlar koyuluyor. Sonra camlar yerleştiriliyor. Muş. Evet. Şimdi kiri temizleme bu arada, yani ilerlememiz bu kadarmış. Aşağıdaki kir tamir et priz. Bir şey tamir edeceğiz. Neyi tamir edeceğim ama? Priz diyor. Şunun prizi. Buldum seni. Seni yakışıklı priz. Buraya gel. Mavi kabloyu mu keseceğiz? Kırmızı kabloyu mu keseceğiz? Yoksa sarı kabloyu mu keseceğiz? Ama burada kahverengi, su mavisi ve sarılı yeşilli renkler var. İki çiviyi aynı anda bu arada monteledim. Ben çünkü ustayım arkadaşlar. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Artık elektrikten de anlıyorum. Evet. İlerlememiz gayet yüksek. Buna ne yapacağız acaba? Buna bir şey yapamıyoruz herhalde. Burasıyla alakalı bir sorunu ve sıkıntısı olan yoksa buradan, çünkü kirin de %91'ini temizleyebilmişiz burada. Ama daha nerede kir var bilmiyorum. Ben bulamadım, göremedim de. Bunun duvarlarında da yok. Bence burası biter. Evet, şimdi kendimden küçük yorumlar katmak istiyorum. Acaba oyun buna izin verecek mi? Hemen bakalım. Şuraya şey çok güzel olur, hoşuma gider. Duvara bir yazı vardı. Asılı süslemeler değil. Resimler ve tablolar. Elektrikli. Direkt dekorasyona gireceğim. Sanki aydınlatmada mıydı acaba? Evet. Şimdi şu avizeden kurtulursam eğer. Bence çok tatlı oldu buraya. Ya buraların bir şeyini değiştirsek mi acaba ya? Duvarlarla yerler çok beyaz ve gri. Gelirden mi düşüyoruz? Ne yapıyoruz acaba? Ne kadar şey elde edebiliyoruz? Buraya büyük bir tablo düşünelim ama daha böyle pembe renklerinde olabilir. Çok ilgimi çekiyor deniz kabuğu ama daha yine buraya dikey bir şey istiyorum. Yine seçemiyorum. Yine seçemiyordu diyordu. Şimdi elektrik, neon ışıklı bir şey kullandık. Hem bununla uyumlu olacak hem de salonu renklendirsin istiyorum. O yüzden böyle bir poster olabilir. Ya da kavanozdaki kainat. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle çok güzel olurdu ama buraya olmadı. Ancak buraya olurmuş. O da olmazmış zaten. O zaman onun daha küçüğüne bakalım. Daha da küçüğüne bakalım. Biraz daha küçük olsun.
Yani duvar öyle bir yerde ki asla şey olmuyor. İşte olduğu kadar. Tane daha resim koyacağım. Yani en azından şu koltuğun olduğu bölge biraz rahatladı. Benim gözümde en azından. Dekorasyonlara geliyorum. Ve mutfağa bir şey bulacağız. Bitki olabilir. Ama böyle bitki değil. Saksı da bitki yani. Aydınlatma yine dekorasyondaki bitkilere geleceğiz. Holografik ağaç çok ilginçmiş ama. Mesela bir tane böyle bir şey yapabiliriz. Buraya çok güzel olurmuş aslında. Bence hala olur yani. Ay, şuranın havası değişti ya. Bir de son bir tablo bakacağım. Geri gelelim hemen ve mutfağa koyabileceğimiz bir tablo bakıyorum şu an. Yani aslında şurada bir şey fotoğraf vardı. Turuncumsu meyve. Çok büyük oldu. Bunun bir tık daha küçüğünden istiyorum. Şöyle daha iyi gibi. Olursa olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi oldu bence. Ay çok tatlı oldu. Benim çok hoşuma gitti. Sadece yerleri döşemesini değiştireceğim. Bu şekilde teslim etmek istemiyorum. Madem bunları yapabiliyorum, o zaman bunu da yapabilirim. Daha sıcak bir döşeme istiyorum. Bunun buraya çok yakışacağını düşünüyorum. Hem de dekorasyon böyle denemeleri yapabiliriz aslında oyunda. Benim alacağım paradan düşmüyor galiba ne? Ha, benim bakiyemden düşüyor. Olsun ama benim gönlümden koptu. Burayı da böyle yapacağız. Yani en azından şöyle bir gözümüz gönlümüz rahat. Ay, iğrenç. Gerçekten iğrenç. Böyle bir oda daha varmış burada. Sadece portrenin güzel gözüksün istiyorum. Okey. O yüzden bu kadar uğraştım. Yani para harcadım daha doğrusu. Ve daha çok hoşuma gitti. İşte ben böyle bir ustayım. Benim farkım bu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, şu an mükemmel bir sipariş tamamlıyoruz. Ve aradaki farkı çok merak ediyorum nasıl çıkacak acaba diye. Bir arada bir yetenek puanlarıma bakayım tekrardan. Pislik ya, resmen pislik akıyor her yerden. Çıldıracağım. Daha bu odanın kirinin yarısı gitmiş hali bir de bu yani. Daha sadece yarısı gitmiş ya. Ay, yeni yetenek geldi. Yeni temizlik özelliği. Daha hızlı temizlik. Ultra hiper paspas. Ha, paspasım değişti. Oley. Oley. Çok mutluyum. Arkadaşlar, sanırım siparişimizi bitiriyoruz. DK Gaming gururla sunar diyorum ve sipariş bitiriyorum. Ama 7000 dolar kazandım. Hani çünkü temizliği bitirdim. Doğru. Yani şu, şu değişimi görebiliyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Bu da güzel. Bu da güzel. Yani buralara çok fazla yorum katmadım. Ha. Bahçe de mi vardı ya? Bahçe yoktu. Pislik vardı evin içine sadece.
acaba bunun bana bir katkısı oldu mu? Bunu şu an çok merak ediyorum ama diğer o ev yenilemeleri kısıtlı bütçeyle ayrı bir hoşuma gitti, ayrı bir keyifli geldi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki bölümde House Flipper'da ne istediğinizi bana yazın. İsterseniz biraz daha ilerletip daha ilerideki bölümlere de bakabiliriz. Steam Atölye'den de biraz daha yeni eşya alacağım. Böylelikle bize biraz daha fazla seçenek sunulmuş olur oyunda. Onlara da bakarız arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, buralara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.